1961 yılında Rize ili Çayeli ilçesi Kaptanpaşa nahiyesi Çukurlu Hoca köyünde doğdum. Oldukça organik bir köyde doğdum. Sonra İstanbul'a geldim annemle babamın yanına ve ilkokul, ortaokul, lise hayatım burada geçti. Şişli'de yaşadık çok uzun bir süre. Babamdan yani çok sıkılıyorum evde, yapacak bir şey bul bana dedim. O sıralarda babam bir mobilya şirketinin yöneticisiydi ve çalıştıkları matbaanın sahibinin bir yardımcı grafiker aradığı söyledi. Sultanahmet'te bugünün ölçeğinde, o gün büyükçe bir matbaaydı galiba, bugünün ölçeğinde işte bu alan kadar bir matbaada işe başladım. Sonrasında üniversiteye sadece işte boş vakitlerimde veya sınavlardan sınavlara af dönemlerinde gittim ve matbaacılık hayatım 17 yaşında üniversiteyle birlikte başladı. Bizim iş kolumuzun üretim prosesi oldukça uzun bir proses. Tasarımdan başlayan son noktaya geliş süreci özellikle bizim yaptığımız iş kolunda, yani proje yapıyorsanız, kitap yapıyorsanız bu süreç oldukça uzun sürüyor ve o uzun süre içerisinde stresli anlarınız oluyor, çözüm üretmeniz gereken anlar oluyor. Buna karşılık her şeyin çok normal gittiği anlarda oluyor. Bunun beraberinde olağanüstü bir tatmin sağladığını söyleyebilirim. Ürettiğiniz ürünlerin her birisinin birbirinden farklı ürünler olması gibi benim kişisel olarak mesela maymun iştahlı kariyerime çok iyi gelen bir başka tarafı olduğunu düşünüyorum. Matbaacılık yapmaktan belki de daha önemli olan tarafı o iletişimi iyi kurgulamak. Yoksa matbaacılığı zaten biliyoruz. Biz baskıyı veya benim meslektaşlarım baskıyı iyi yapmak onların uzmanlık alanı, onu zaten yapıyorlar. Ama iletişimi doğru kuramazsanız o zaman başka sorunlar çıkıyor ve o başka sorunlar oyunun sonunda da sizin yeterince iyi ürün üretememenize ne yazık ki yol açabiliyor. Bu her zaman başımıza gelebilen bir şey. Tecrübeyle biraz bunu daha iyi yönetmeye çalışıyorsunuz. Bazen de yönetemiyorsunuz, dönüp geriye o projeden çekilmek veya yapmamayı bile tercih eder oluyorsunuz. Çünkü oyunun sonunda çıkan nihai ürün sizin ürününüz oluyor. Siz son noktasınız. Yazan yazmış, fotoğrafını çeken çekmiş, herkes bir prosesten geçmiş ama oyunun sonunda sermet yaptı veya offset yaptı oluyor o işi. Nihai olarak ortaya çıkan ürün. Dolayısıyla herhalde iletişim en temel faktör burada. Ben mesela iyi bir gözüm olduğunu düşünürüm. Baktığım zaman bir şekilde gördüğüm görüntüyle ilgili bir fotoğrafın, bir görsel malzemeyi daha iyi okuyabilirim. Ama diğer taraftan mesela çok takipçi bir adam değilimdir. Halbuki bu iş çok takipçi olmayı gerektirir. O yüzden yanımda takipçilik yeteneği daha iyi olan insanlarla çalışmayı severim. Genellikle buradan yaptığımız her şeyi eve götürmüyorum ama aralarından seçip bazılarını özellikle götürüyorum. Bunlar her zaman çok büyük, çok müthiş şeyler olmayabiliyor. Küçücük bir şey de ilginç olabiliyor bizim için. Şu anda yapmakta olduğumuz Mevlana Müzesi'nin mesnevi yazılmış olan kopyanın bir tıpkı basımı şu anda elimizde. Onunla yaklaşık 6 aydır uğraşıyoruz ve bir 6 ay daha uğraşacak gibi görünüyoruz. Zannediyorum bizim burada ürettiğimiz en olağanüstü eser olarak Mesnevi'yi verebilirim. Umuyorum ki düşündüğümüz standartta bir tıpkı basım yapacağız. Metropolitan'ın Costume Institute serilerini 5 yıldır yapıyor olmak bizim çok gurur duyduğumuz bir şey. Dünyada neredeyse Oscar törenleri düzeyinde törenlerle prezente edilen New York ve Dünya Sosyetesi'nin akın ettiği bir etkinliğin kitabını üretebilmek çok etkileyici bir şey. Her şey yolunda gitmesini istediğimiz bir projede çoğu zaman tasarımcıyla buluşarak başlıyor projenin yapılması. Müşteriyle olan görüşmeler bir tarafa. Esas olarak tasarımcının aklından geçen rüyayı biz nesnel hale getirmekle sorumluyuz. Tasarımcıyı çok fazla boğmadan, onun da mutsuz olmasına yol açmadan ama üretim koşullarının sağladığı sıkıntıları da unutmadan doğru bir yönetim sergilemeniz gerekiyor. Hadise bir nihai noktaya geldikten sonra, üretim başladıktan sonra zaten işte kağıdını temin ediyorsunuz, baskısını, baskı öncesini yapıyorsunuz, ciltliyorsunuz nasıl her şekilde istendiyse. O koşullar belirlendikten sonraki üretim süresi zaten artık planlanmış oluyor ve normal akışında devam ediyor çoğu zaman. Bu mesleğe ben başladığım yıllar çok daha mekanik yıllardı. Dolayısıyla o tarihlerde ustanın elindeki alet ve edevatı kullanım biçimi daha farklıydı. O tarihte o mekanik makinelerle biraz da öngörerek üretim yapması gerekiyordu ustanın. Çünkü biz şu anda baskıya girdiğimiz herhangi bir projenin öncesinde ne çıkacağını görebileceğimiz bütün önceki provaları, ekran kontrollerini, ölçülebilir değerleri oluşturarak bir noktaya geliyoruz. Dolayısıyla da fiziki baskı başladığı zaman aslında ne çıkacağı ile ilgili epeyce bir fikrimiz var.
Halbuki 1980'de ben bu işleri yapmaya başladığım zaman renklerin üst üste baskısı bile ayrı ayrı yapılırdı. Biz baskıyı 4 renk diye ifade ettiğimiz CMYK 4 rengi bir arada basarak yapıyoruz. O tarihte önce maviyi basardık, sonra sarıyı basardık, sonra kırmızı, sonra siyah gibi bir seyir vardı. Dolayısıyla da usta baskı sırasında renk değerleriyle oynayarak nihai durumu yorumlamak gibi olağanüstü bir sorumluluğa sahipti. Ama şimdi o tarihte bunu yapan ve hala bizimle birlikte çalışan ustalarımız var. Bizim şirketimizde en önemli karakterlerin onlar olduğunu düşünürüm. İlk döneminden veya en azından benim yaşadığım dönemin başlangıcından geldikleri için o kadar hadisenin pratiğini biliyorlar ki aynı arkadaşlar dönüp geriye güncel bir program kullanarak, Photoshop kullanarak mesela o renkleri oynayıp o renkler üzerinde yorum yapma kapasitesine sahipler. Dolayısıyla da iyi iş çıkarmak, bize gelen datayı alıp onların baskı öncesi diye ifade ettiğimiz pre-press'te yapacağı müdahalelerle bambaşka bir yere gidebiliyor. Bunları onların bu kadar iyi yapabilmesinin arkasında o kadar ilkini, ham halini biliyor olması yatıyor. Dolayısıyla bugün de ustalığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün de ellerindeki enstrümanlar değişti. Evet, çok daha pratik, çok daha geniş, çok daha kolaymış gibi görünen bir sürü aracı kullanıyorlar. Ama o tarihlere göre de baktığımız zaman bunların onlara sağladığı şey aslında biraz hız oldu. Daha kolay iş yapabiliyorlar, daha çok iş yapabiliyorlar. Biz o tarihte şimdi burada yeri geliyor bir günde, iki günde yapabildiğimiz 200-300-500 sayfalık kitabı bir ayda falan yapardık. Şimdi o süreçler bugün bambaşka bir yere geldi. Çok daha hızlı ve süratli bir akış var. Aynı teknik datayı birisi bize getirdiğinde ortaya çıkan ürünle, o ürüne bizim kattıklarımızla bir başkasına daha endüstriyel bir yere götürdüğünde elde ettiği ürün arasında bir fark olmalı. Bizim farkımız onların veya bizim makine ve teknolojimizle ilgili değil. Herkeste 3 aşağı 5 yukarı aynı teknoloji var. Ama insan faktörü devreye girdiği zaman benim 40 yıldır birlikte çalıştığım Orhan abi, Niyazi usta, Üzeyir usta vesairenin ona katacağı görgü başka bir lezzet katıyor o işe. O da bizim farkımızı yaratıyor. Yoksa offset baskı dediğiniz zaman herkes offset baskı yapıyor. Dijital baskı dediğiniz zaman herkes yapıyor. Matbaacılık maalesef Türkiye'de geç başlamış bir iş kolu. Matbaacılık dünyada hatta belli sınırlar, belli loncalarla edilmiş çok uzun bir süre. Herkesin matbaacı olamadığı bir iş kolundan bahsediyoruz. Yunanistan'da matbaacılık çok yakın zamana kadar babadan oğula geçerdi. Öyle ben matbaacı olacağım diye matbaacı olamazdınız. Çok da kıymetli ve günün koşullarında iyi para kazanılan bir iş koluydu. Ustalık dolayısıyla belki. Türkiye'de benim başladığım 1979'lu 80'li yıllar öncesinde yine kurumsal olarak fena sayılmayacak birkaç tane kurum vardı ama maalesef kişi başına kağıt tüketiminin de çok düşük olduğu bir ülkeydik biz ve matbaacılığın dünya ölçeğinde herhangi bir ağırlığı var mıydı Türkiye'de? Yoktu. 80 sonrasında biraz bence sektör müteşebbislerinin diyelim heyecanıyla koşulların da gelişmesiyle Türkiye arada bir dönemi atladı. Yani o dijital teknolojinin geliştiği dönemle klasik matbaacılığın dönüşümü bütün dünyada yaşanırken biz arada bir dönemi pas geçtik ve pek çok endüstride aslında bu da Türkiye'de yaşandı. Bir güncel teknolojiye herkes zıpladı. Bunun yapılmasına imkan sağlayan bir iki şey var. Bir tanesi kaç tane makine üreticisi firmanın hatta makine üreticisi distribütörün Türkiye'ye çok uygun koşullarla makine temin etmesi, çok uygun koşullarla yatırımcılara makine sahibi olma imkanı sağladığı için birdenbire biz işte o ilk sorularda cevapladığım gibi hani tek renk basabilen çoğu zaman ben mesleğe başladığım zaman çalıştığım ilk makine benden büyüktü yaşça. 40 yaşında falan bir makineydi. Bugün 40 yaşında makine bir tarafa hani 5 yaşını geçti mi makineler değiştirme vakti geldi filan diyor insanlar. O aşamalar böyle bir hızla geçti ve güncel teknolojiye zıpladık. Güncel teknolojiye zıplayınca kapasiteler arttı. Bir anda böyle 2000'lerin başından itibaren ticari matbaacılık uçtu gitti. Sayısız dergiler basılmaya başladı. Süpermarketler deli gibi insertler vermeye başladılar. Yani Avrupa'da gördüğümüz o posta kutularının içerisinden kağıt fışkıran şey Türkiye'ye de geldi. Hacim büyüdü. Hacim büyününce paralar kazanıldı. Bu kazanılan paralar sektöre yatırılmaya devam etti.
Ne mutlu ki. Dolayısıyla bu da müteşebbislerin başarısıdır. Bu anlamda hiçbir ne devlet desteği gördük ne özel bir teşvik gördük. Bu aşamanın sonrasında ortaya çıkan kapasiteler 2010'lar gibi ticari matbaacılığın dijitalleşmeyle birlikte, cep telefonuyla birlikte, pazarlama araçlarının değişmesiyle birlikte enteresan bir dönüşüm geçirdi. Kapasiteler küçülmeye başladı. Küçülünce matbaa sahipleri alternatif arayışlar içerisine girdiler. Bir kısmı ambalaja yöneldi. Bugün Türkiye gerek karton ambalajda gerek oluklu ambalajda Avrupa'nın en büyük üretim gücüne sahip. İngiltere'deki, İngiltere'yi boş verin, neredeyse bütün Avrupa'daki pizza kutuları Türkiye'den gider. İlaç kutusunda çok ciddi bir üretim var. Bir grup ambalaja yöneldi. Bizim gibi daha butik, daha niş çalışan, biz ve bizim gibi birkaç üretici kitap baskısına konsantre oldu. Ve kısım koşulları zorlayarak, biraz belki işçilik avantajlarımızı, fiyat avantajlarımızı da oluşturarak ciddi miktarda yurt dışına iş yapmaya başladık. Bugün baktığımız zaman ambalaj tarafında çok ciddi ağırlığımız var bütün dünyada. Ticari matbaacılık bütün dünyada zaten oldukça küçülen bir dünya. Dolayısıyla orada bir globalleşmenin karşılığı da yok. Ama bizim gibi sanat kitabı üreten veya yayın dünyasında yer alan ciddi miktarda üretici var. Şöyle bir örnek vereyim. Frankfurt'ta Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden ne Kültür Bakanlığı vardı ne yayın evlerinin standı vardı. 5 tane Türk matbaacısının standı vardı orada ve ürünlerini temsil ettiler, ülkelerini de temsil ettiler. Son derece de iyi ilişkiler kurdular. Dolayısıyla bir hacmimiz olduğu, bir ağırlığımız olduğu açık. Problem ne bu tarafta? En büyük problem ne yazık ki kağıt fabrikamız yok. Ham maddenin tamamını Avrupa'dan, bugünlerde en azından Avrupa'dan, daha önce bir miktarında Uzak Doğu'dan olmak üzere hep yurt dışından temin etmek zorundayız. Bu bizim dünyadaki, bu endüstrideki varlığımız için ayağımızdaki en önemli pranga. Ama kağıt endüstrisi de öyle bir endüstridir ki çok büyük volümlerle üretim yapmanız gerekir. Küçük kapasitelerle kağıt fabrikası kuramazsınız. Var olan kağıt fabrikalarının kapanmasını da ekonomik olarak yanlış bulmuyorum ayrıca. Çok küçük kapasitelerdi bunlar dünya ölçeğinde ama bu bizim şu anda globalleşme açısından artık ayağımıza dolanan en önemli problem ama meslektaşlarımın bu anlamda dünyaya açılmak anlamında çok başarılı olduklarını düşünüyorum doğrusu. Hayatta ne olmak istediğinizle, ne hedeflediğinizle çok ilgili. Eğer çok para kazanmak istiyorsanız bu iş kolu çok para kazandıran bir iş kolu hiçbir zaman olmadı. İster profesyonel olarak, ister yatırımcı olarak ne yaparsanız yapın. Ben 1980'de iş hayatına başladığımı düşünürsem eğer 1980'den 2020'ye kadar Türkiye'nin çağ değiştirdiği çok büyük fırsatların insanların önüne çıkabildiği bir dönemdi bu 30 sene 40 sene. Bu süre içerisinde matbaacılığın geldiği yeri küçümsemiyorum. Kendi geldiğim yeri de küçümsemiyorum ama kağıthane bölgesindeyiz şu anda. Tüm bunları yapmayıp kağıthane bölgesinde birkaç dönüm arazi sahibi olsaydım muhtemelen çok daha fazla param olurdu bugün. Dolayısıyla hani tercih paraysa bu iş kolunu çok fazla önermem onlara. Ama zevkli bir iş yapmak istiyorlarsa, bu iş onları motive ettiyse, mutlu oldularsa o zaman kendi hayatımda yapabildiklerimi yapmış olmamı sağlayan en önemli faktör nedir diye düşündüğümde karşıma çıkan örneği sizinle paylaşayım. Ben etrafımda beni hep zorlayan insanlarla beraber oldum. Bu ister tasarımcılar olsun, ister birlikte çalıştığım insanlar olsun, ister müşterilerim olsun hatta. Bu insanların hepsi benden daha fazlasını talep ettiler. Ben de onların bu taleplerine cevap vermeye çalıştım. Bu sizi her zaman aktif, dinamik ve bir yere doğru iten bir yaşam sağlıyor. Bana bugün sorsanız işte bu kadar yurt dışına iş yapıyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Neyin sayesinde bunu yaptınız diye Bülent Erkmen derim, Esen Karol derim, Yeşim Demir derim, işte Vahit Tuna derim, işte Melih Fereli derim. Bu adamların hiçbirisi kolay insanlar değiller. Bu insanlar hep bizi daha iyi, daha farklı, daha değişik bir şeyler yapmaya zorladılar. Biz onların bu zorlamalarını doğru okuduk ve gerçekleştirmeye çalıştık. Bu bizi aslında eğitimini almadığımız bir iş kolunda, matbaacılık üniversitesini bitirmedik. Aramızda bir tek bir kızımız var bu anlamda eğitim almış. Onun dışında kimse yok. Ama o insanlarla birlikte tecrübelerimizle geliştirdiğimiz şey bizi bir yere taşıdı. Sizin kendinizi rahat hissedeceğiniz, sizi zorlamayacak, sizi üzmeyecek insanlarla sosyal hayatınızı paylaşabilirsiniz. Çok da iyi olur, rahatlarsınız, kolay bir süreç geçirirsiniz ama iş hayatında sizi zorlayacak insanlarla bir arada olmak önemlidir. Benim bu şirketteki ortağım Ahmet Yolalan hiç anlamadığım mali konularda bir dehadır. Sürekli bizi ittirip kaktırmıştır.
Ahmet olmasaydı biz batardık muhtemelen. Para yönetimini ondan öğrendik. Keza dediğim gibi işte Bülent Erkmen olmasaydı, Esen Karaoğlu olmasaydı tasarım disiplinlerini onlardan öğrendik. Onların taleplerini doğru okuduk. Sadık Kara Mustafa olmasaydı tıpkı basım denilen şeyi ondan öğrendik. Sayamadığım yüzlerce isim var. Benim genç arkadaşlara da önerim, hangi işi yapacaklarsa yapsınlar, o işin iyisi olan insanlarla aynı ortamlarda bulunmak sizi yukarı doğru iter. Kolay insanlarla, o işin vasatıyla bir arada olduğunuz zaman onlar da sizi vasata çeker. Hayatınızı nasıl yaşamak istediğinizle bağlı. Vasat bir hayatta yaşamak isteyebilirsiniz. Buna da hiçbir itirazım yok. Tercihiniz buysa o hayatı o standartta kolay bir yaşam olarak yaşayabilirsiniz. Hayır, iddialarınız varsa, bir şeyler yapmak istiyorsanız o zaman zor insanlarla birlikte olmak her zaman iyidir. Yorucudur ama iyidir. Şu soru çok soruluyor. Dijital dünya, matbaacılık ne olacak? Galiba 6-7 sene önce MoMA'nın şahane bir direktörü vardır, production direktörü. Ona ne olacak, biz kaç sene daha bu işi yapacağız diye sormuştum. Her zaman dedi. Niye dedim? Çünkü bu elinde tuttuğun kitap bir fetiş obje dedi. Bu yok olmayacak. Evet, edebiyat, kurgu bugün bile aslında niye e-kitaba dönüşmemiş olduğunu anlamakta zorlanıyorum. Çünkü hani bir taraftan baktığınız zaman orada bir içerik söz konusu. O içeriği okumak için alıyorsunuz o kitabı. Ve de baktığınız zaman bir tane Kindle alıyorsunuz. Binlerce kitabı içerisine yıldırabilirsiniz. Ve de işte taşınması kolay, gittiğiniz her yerde okuyabilirsiniz. Son derece güzel okunuyor. Hiç öyle aman efendim ben kitabın kokusunu çok severim falan. Kitabın kokusu güzel falan değildir ayrıca. Yani o da bir sadece bir şehir efsanesi. O tarihlerdeki mürekkebin içindeki yağın kokusudur o. Ve de hiç de öyle sağlıklı bir koku falan da değildir bana sorarsanız. Şimdi yani bir Kindle'dan çok çok zevkli bir şekilde okumak varken kitabı ele almak, tamam hadi benim kuşağımda anlıyorum da gençler için manasız. Yakın zamanda da bence zaten kağıda basılı kitabın var olması tuhaf. Bir kere her şeyden önce çevreyle ilgili problemi var, üretim maliyetleri ilgili problemi var filan. Ama geçmiş sorularında da konuştuğumuz gibi nesne olarak bir objeyi üretmek ona başka bir değer katıyor. Bunun muhtemelen üretilmiş olan parçalarının değeri artacak, daha kıymetli parçalar olacak, daha çok emek verilmiş, daha özel şeyler olacak, daha pahalı olacak muhtemelen değerleri. Ama diğer taraftan en azından çok yakın orta dönemde ortadan kaybolacağını düşünmüyorum. Bir de bütün pazarlama dünyası bir dönem yine işte bu Türkiye'deki hızlı geçişler dolayısıyla mesela her şeyini sanal dünyaya attı. Önce televizyon dendi, sonra basın değişti. Şimdi sosyal medya araçları, Facebook'lar, şunlar bunlar bilmem neler falan. Ama promosyon dünyasında da birisine bir şey vermek istiyorsanız o vereceğiniz şeyin sadece bir Facebook mesajıyla manası olması çok manalı değil. Tamam bir anda milyonlarca kişiye ulaşıyorsunuz belki ama ulaştığınız kişilerde yarattığınız etkiyle ilgili bir problem var. Halbuki dokunabileceğiniz bir şey, bu küçücük bir not kartı da olabilir, bir, ne bileyim bir bloknot olur, bir defter olur, bir işte herhangi bir esprili bir şey olur. Onu doğrudan kişiye gönderdiğiniz zaman o kişinin elini alıp, tamam belki bazıları onu direkt çöpe atıyor, bazıları direkt işte şoförüne veriyor, sekreterine veriyor ama sonuç olarak bir aktivasyon yaşanıyor orada. A şirketinden gelen veya A kişisinden gelen bir şeyi alıyorsunuz, bakıyorsunuz, veriyorsunuz. Orada bir algı var. Halbuki işte bir Facebook mesajında offset yapım evi dedi ki biz şunu yapıyoruz. Yani o geldi geçti, bitti gibi bir şey. Dolayısıyla ilginç bir şey yaşanacağını düşünüyorum. Yaşanmaya başladı zaten. Bir dönem Türkiye'de tebrik kartı yapılmaz oldu. Bayram tebriği, yılbaşı kartı bilmem nesi. Şimdi son bir yıldır falan böyle çok fazla insandan ya kart yapsak, işte bir şey yapsak falan. Çünkü sonuçta o gönderiliyor, insanın eline geçiyor, bir mesaj algılanıyor falan. Dolayısıyla daha henüz kağıdın yeryüzünden silineceği noktaya çok uzun süre olduğunu düşünüyorum. Hani belki bir gün science fiction filmlerinde gördüğümüz başka bir evrende yaşıyor olduğumuzda bir şeyler olacaktır ama yakın dönemde bir kısım ürünler yok olacak. Bir kısım ürünler yok oldu. Bunların yok olmasını da çok iyi anlıyorum. Hatırlatayım, ansiklopedi diye bir şey vardı. Yani ansiklopedi matbaalar için çok ciddi bir ticaret kapısıyken bugün ansiklopedi diye bir şey basılmıyor. Takvim basardı, duvar takvimi basardı. Ciddi bir endüstriydi, bugün basılmıyor. İşte küçük masa takvimleri hala bir şekilde varlıklarını devam ediyorlar. İşte artık süpermarketlerden milyonlarca insert başımıza atılmıyor. Bunlar yanlış şeyler değil. Bunlar teknolojinin bize sağladığı avantajlar. Bu dönüşümü
Nasıl ki matbaacılık da 1800'lü yıllardan bambaşka teknolojilerden gelip bugüne ulaştıysa, aynı şekilde hayatımızın formatı bu anlamda değişti. Değişmeye de şüphesiz devam edecek ama bizim değer kattığımız kağıt malzemenin daha epeyce bir süre var olacağını düşünüyorum. Umarım yanılmam.